Şimdi kasnağımızın kurşun yerini yapalım. Bazı arkadaşlarımız ya da yeni başlayanlar kasnağı kurşun ya da oltamıza kurşunu direkt bu delikten geçirip normal düğüm atarak bağlıyorlar. Böyle yaptığınız zaman bazı yerlerde ağır kurşun kullanmanız lazım. Akarsular olur. Yani oltanız gidebilir. Kurşun hafif kalır. O yüzden sürekli kurşun değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Her yer belirli bir şeyi vardır yani. Akarsuların derinlik seviyesi, akıntı seviyesi, akıntı derecesi. O yüzden kurşunun yuvasını yapmamız lazım. Yani direkt çıkartabileceğimiz bir şekilde. Onu göstereceğim şimdi. Ana bedenden yani kasnaktan gelen misinemizi, ana bedendeki misinemizi yuvarlak daire haline getiriyoruz. Yuvarlak, bildiğiniz yuvarlak yapıyoruz. Böyle birleştiriyorum. Ondan sonra burayı çekiyorum. Güzel bir yuvarlak daha yapıyoruz. Şu şekilde. Alttan geçiriyoruz, çekiyoruz. Tekrar yapalım. Misinemizi alıyoruz. Yuvarlak yapıyoruz. Yuvarlak yaptıktan sonra şu şekilde güzelce bir daire yapıyoruz. Dairenin içinden geçiriyoruz. Ve çekiyoruz. Tekrar bir tane daha atalım. Kaymasın diye kurşun yuvası. Şu şekilde bir yuvarlak. Ondan sonra alttan misineye geçiriyoruz. Tekrar çekiyoruz. Görüldüğü gibi kayma gibi bir şey yok. Çıkmaz. Kaymaz. Bu şekilde duruyor. Sağlamlığını deneyebiliriz. Kurşun yuvasını yaptık. Fazlalığı kesmemiz lazım. Bize sıkıntı yaşatmasın. Sağlamlığını kontrol ediyorum tekrardan. Kurşun yuvasını yaptık. Buradan geçiriyoruz. Kurşun deliğinden. Geçirdikten sonra kurşunu bu içten geçiriyoruz. Ve çekiyoruz. Görüldüğü gibi kurşun yuvası gayet sağlıklı bir şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Kösteklerimizi bağlayalım şimdi ana bedene. Kasnak takımızın kurşun kısmını yaptık. Sıra geldi. Takımlarımızı bağlamaya. Ben daha önce bağlamıştım bunları. Kancalarımızın kösteklerini ama size göstermek amaçlı bir tanesini bozalım. Kesiyorum bunu buradan. Şu boyutlarda bir misine kestim. İğneye bağlamak için. Sazan kancamız 6 numara. Şimdi iğnemizi tutuyoruz. Yuvarlak yapıyoruz misinemizi. Yuvarlak hale getiriyoruz. Altta misinemiz oluyor. Onun üstünde bir misinemiz daha oluyor. Yani anlayacağınız yuvarlak bir balon şeklinde misinemiz oluyor. Üstteki misinemizi tutuyoruz. Alt misinemizin üstünden sarıyoruz. Güzel bir şekilde, yavaş yavaş, acele etmeden, sabırlı bir şekilde sarıyoruz. Ondan sonra üstteki misinemizi çekiyoruz.
Görüldüğü gibi. Çok güzel bir şekilde oldu. Fazlalığımızı kesmeden önce makas yardımıyla makasın şu yuvarlak kısmına kancamızı koyuyoruz. Elinle tutuyorum. Buraya dikkat edin. İğne kayarsa elinize batabilir. İstenmeyen bir durum olabilir. Çekiyorum. Görüldüğü gibi kancamız çıkmıyor. Sağlam şekilde oldu. Fazlalığını kesiyorum. Kancamdaki misine fazlalığını kesiyorum. Şimdi ana bedenimize, kasnaktaki ana bedenimize kancamızı bağlayalım. Bunun için de yuvarlak, ana bedeni yuvarlak bir hale getiriyoruz şu şekilde. Yuvarlak yapıyoruz. Ondan sonra tutuyoruz yukarıdan. Bir yuvarlak daha yapıyoruz. Halka şekilde. Şu yuvarlığı bunun üstünden geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ortasından geçiriyoruz. Şu şekilde alması lazım. Tekrar bir daha yapalım. Yuvarlak yapıyoruz. Alttan misineyi geçiriyoruz şu şekilde. Orta kısmı köstekteki kancamızın misinesini bağlıyoruz. Buraya bağlıyoruz. Bağladıktan sonra köstekteki misnemiz burada. Ana bedendeki misnemizi çekiyoruz. Görüldüğü gibi bağlanmış bir şekilde duruyor. Sağlam olması için ana bedenden köstekteki köşteyi tutuyoruz kancamızı. Ana bedenin sağından geçiriyoruz. Sol tarafından da geçiriyoruz. Kaymasın diye. Güzel bir şekilde bağlamış olduk. Fazlalığımız varsa kesiyoruz. Kancamızı bağladık. Şu şekilde. Güzel bir şekilde duracak. Altta kurşun. Üstte kancamız. Solucan ya da mısır takabiliriz. Şimdi ikinci kancamıza geçelim. Ben genelde ikili yapıyorum. İğneler birbirine yakın olmasın. 1,5 karış mesafe olsun. Yoksa birbirine takılırlar. Sıkıntı yaşarsınız. Aynı şekilde yine bir yuvarlak yapıyoruz. Yuvarlağın içinden alttaki misneyi geçiriyoruz. Kancamızı tutup içinden geçirdik halkanın. Buradan düğümümüzü atıyoruz. Normal bir düğüm atıyoruz. Alttan ve üstten böyle düğüm attık. Ondan sonra ana bedendeki misnemizi çekiyoruz. Kancamız kaymasın diye ana bedenin kısmından, aşağı kısmından geçiriyoruz. Bir de üst taraftan geçiriyoruz.
tarafından. Çekiyoruz. Fazla olan misnemizi keseceğiz. Fazlalıklar bize sıkıntı yaşatır. Makas yardımıyla fazlalığımızı alıyoruz. Görüldüğü gibi kurşun, kurşundan sonra köstek, kancamız sağlamdı da gayet sağlam. Ondan sonra ikinci iğnemiz geliyor. İkinci iğnemizi kontrol edelim. Sağa sola kayıyor mu? Kaymamız yok. Bu da ikinci iğnemiz. Gayet sağlam oldu. Kasnağımızı sarabiliriz şimdi. Güzel bir şekilde kasnağımızı hazırladık. Kancalarımızı kasnaktaki şuradaki yuvarlak yerlere koyalım. Güzel bir kasnağımız oldu işte. Oldu. Barajda ben bunu kullanacağım. Mısır ya da solucan takıyorum. Yapım bu kadar. Basit bir kasnak.